anın ışığında. Hazırlayan ve sunan Kerim Aytekin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenler, hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugünkü programımızda kötü sözlerden sakınmayı konuşacağız inşallah. Konuşurken sözlerin güzel ve yumuşak olanını tercih etmemizi, muhatabımızla düzgün konuşmamızı emreden Rabbimiz Teala, o sözlerin çirkin olanından da şiddetle sakınmamızı emrediyor. Buyuruyor Estağfirullah. La yuhibbullahu cehre bis-su'i minel kavli illa men zulim ve kanallahu semian alima. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Zulme uğrayan müstesnadır. Allah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi bilendir. Allah kötü sözü sevmez. Çirkin konuşmayı doğru bulmaz ve kullarını bundan sakındırır. Kötü söz hiçbir ahvalde doğru bulunmaz. Hiçbir ahvalde tavsiye edilmiyor, doğru bulunmuyor ve ondan sakınılması emrediliyor. Bazen insanlar bilmeyerek kötü söz söylemenin bir görevi ifa etmek olduğunu zannediyorlar. Kinini, tepkisini, karşı oluşunu ifade etmek üzere uygun olmayan şeyleri söyleyebiliyorlar insanlar. Bazen böyle oluyor. Yaşadığımız hayattan biliyoruz hepimiz. İşte bütün mesele de burada. Yani tahrik olduğu halde, kızdırıldığı halde buna rağmen kendini tutmak ve kötü söz söylememek mesele burada. Bunu başarabilmek, önemli olan bunu başarabilmektir. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Kafirlerin Allah'tan başka taptıklarına sövmeyin. Ki onlar da aşırı giderek bilgisizce Allah'a sövmesinler. Çirkin söz, çirkin sözü davet eder. Bu sebeple insan alacağı muhtemel cevabı düşünmeden konuşmamalı ve de konuşmada çirkin sözü hiçbir yerde ve hiçbir kimse için kullanmamalıdır. Muhatabı kim olursa olsun, onun nitelikleri, onun vasıfları ne olursa olsun, çirkin sözü ona karşı asla kullanmamalıdır insan. İnsanların işleyebilecekleri en büyük günahlardan, en çirkin işlerden birisi putlar edinmek, sahte ilahlara tapmaktır. Putlar edinmek ve sahte ilahlara tapmaktır. İşte bu putlara, bu sahte ilahlara karşı bile çirkin söz söylenmemesi gerekiyor. Söylenmemesi emrediliyor. İnsanlar arasındaki sosyal münasebetlerde sözün, konuşmanın önemi çok büyüktür. Konuşmanın, söz söylemenin usullerine de azami ölçüde riayet edilmelidir. Söylenen sözler çirkin olmasa bile, söyleniş biçimi, söylenme esnasındaki davranışlar da çok önemlidir. Bu hususu açıklayan ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler! Aranızda fısıltı ile konuştuğunuz zaman günah işlemeyi, düşmanlık yapmayı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında fısıldaşın. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Fısıltı ile konuşmak, müminlerin üzülmesi için ancak şeytanın bir vesvesesidir. Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler sadece Allah'a güvensinler. Mücadele Suresi 9-10. Birkaç kişinin bir arada bulunduğu yerde sanki diğerlerinden önemli bir hususu saklıyormuşçasına fısıldaşmak uygun bir söz kullanma biçimi değildir. Kendilerine güvenmediğiniz tavrını, karşıdakilere güvenmediğiniz tavrını karşı tarafa hissettirmek, anlamına gelebilecek bu davranıştan sakınmak gerekiyor. Değerli dinleyenler, sözün aldatıcı olanından da sakınmak gerekiyor. Aldatıcı olanından. Buyuruyor Cenab-ı Hak, sana yaptığımız gibi
her peygamber içinde insan ve cin şeytanlarından düşmanlar yaratmıştık. Bunlar birbirlerine aldatmak için süslü sözler, yani aldatıcı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dilemiş olsaydı bunu yapamazlardı. Onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de ayet-i kerime devam ediyor. Bir de ahirete iman etmeyenlerin kalpleri o süslü sözlere, yani o aldatıcı sözlere meyletsin ve ondan hoşlansın ve işleyecekleri suçu işlesinler diye böyle yaparlar. En'am suresi 112-113. Süslü söz, aldatmak için, kandırmak için kullanılan söz de sakınılması gereken bir davranıştır. İşte burada beyan buyurulduğu gibi. Sözü eğip bükmek, aldatmak için onu süslemek yapılmaması gereken bir şeydir. Ondan da kaçınılmalıdır. Kötü sözü söylemek doğru olmadığı gibi onun konuşulduğu yerde durmak da doğru değildir. Kötü sözü kendimiz kullanmayacağız. Ama bir yerde kötü söz konuşuluyorsa onu da tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı ifade etmek için oradan ayrılacağız. O meclisi terk edeceğiz. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe o kafirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Nisa suresi 140. Yine buyuruyor. Ayetlerimiz aleyhinde konuşmaya dalanları gördüğün zaman başka bir söze geçmeleri ne kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalim kavimle beraber oturma. En'am suresi 68. ayet-i kerime. Devam ediyoruz başka bir ayet-i kerime. Rahman olan Allah'ın kulları yalan yere şehadet etmezler. Boş söz veya çirkin bir davranışla karşılaştıkları zaman vakarla oradan geçip giderler. Furkan suresi 72. Evet, bazı sözler insanın hoşuna gidebilir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Bazı sözler vardır ki hoşumuza gider. Bu söz dinlenmesi icap eden güzel bir söz müdür acaba? Bilemiyoruz. Yani her hoşa giden söz makbul olan bir söz demek değildir. İşte o hoşa gidebilecek sözlerden bir kısmı da münafıkların sözleridir. Onlar iki yüzlülüklerini hoş sözlerle kapatmaya çalışabilirler ve size hoş gelecek sözler söyleyebilirler. Bunlara da dikkat edin, bunlara da aldanmamaya çalışın. Böyle buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider. Ve Allah'ı kalbinde olana şahit tutar. Halbuki o en azılı düşmandır. Bakara suresi 204. Öyle sözler de varmış. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yine buyuruyor Cenab-ı Hak. Münafıkları gördüğün zaman onların cüsseleri hoşuna gider. Yakışıklı adamdır, güzel giyinmiştir vesaire vesaire. Gördüğün zaman hoşuna gider. Konuştukları zaman da sözlerini dinlersin. Aslında onlar bir yere dayalı ağaçlar gibidirler. Onlar her gürültünün kendi aleyhlerine olduğunu sanırlar. İşte düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah canlarını alsın onların. Nasıl da döndürülüyorlar. Münafıkun suresi 4. ayet-i kerime. Evet, kötü sözlerden kaçınmak. Kötü sözlere en çarpıcı bir örnek. En çarpıcı bir örnek de yalan sözdür. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu budur. Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin nezdinde kendisi için daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haram oldukları beyan edilenlerin dışındaki hayvanlar helal kılınmıştır. Artık murdar putlardan kaçının, yalan sözden sakının. Hac suresi 30. ayet-i kerime. Yalan sözden sakının. وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ Yalan sözden sakının. Çünkü yalan, yani gerçeğin aksi olan her söz ve her türlü davranış çirkindir.
insanları birbirine düşüren kötü davranışlardır. Bir de bu davranışların pekiştirilmiş şekli vardır ki onlar da insan hayatında büyük yararlar, büyük yaralar açabilecek şeylerdir. Buna da yalan yere yemin deniyor. Kişinin yalanına Rabbini şahit tutması, onu vasıta yaparak başkalarını kendine inandırmaya çalışmasıdır. Yalan yere yemin budur. Çirkin sözün en çirkinlerinden olan yalan yere yeminin ne kadar kötü bir şey olduğuna işaretle buyuruluyor ki, ey Muhammed, çok yemin eden, alçak, çok kınayan, çokça kovuculuk eden, hayırı durmadan engelleyen, saldırgan, çok günahkar, pek katı kalpli, bununla birlikte soysuz olan hiçbir kimseye mal ve oğulları var diye sakın itaat etme. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman bunlar eskilerin masallarıdır der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Kalem suresi 10-16. İşte ayet-i kerimeler. Değerli dinleyenler, işte ayet-i kerimeler. Onlar bize hayat bahşeden kurallar öğretiyor. Bizi en güzele ulaştıracak nasihatlerde bulunuyorlar. Rabbimizin nimetlerinden olmak üzere bizi bize hayat verecek güzelliklere davet ediyorlar. Bize kalan ise onlara uymak, onların dediğini yapmaktan ibarettir. Hiç yorulmadan, hiç sıkıntıya uğramadan, hiç araştırmaya gerek görmeden önerilen altın kuralları, bu altın kuralları alıp hayatımıza tatbik etmektir. Bize düşen budur. İşte bu takdirde mutlu olacağız. Dünyamız mamur, ahiretimiz garanti olacaktır inşallah. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Amin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun kıymetli dinleyenler. Kur'an'ın ışığında. Hazırlayan ve sunan Kerim Aytekin.